şarkılarım sana olacak artık bebek. Ninnilerin en güzeli senin olsun bebek. Senin için çalışmak, seni ısıtmak, mutlu etmek, sabırla beklemek, cici bebek. Hoş gelecek sefalar getirecek. Sevgili izleyiciler, bu akşam konuklarımız Sayın İsmet Özel ve Hasan Kaçan arkadaşımız geldiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın İsmet Özel, sizi biz şair olarak biliyoruz. Fakat şairin yanında kendinize yakıştırma olarak filozof da diyebilir miyiz? Var mıdır bu? Zor. Şahane... Bir, Türkiye'de zor söylenen sözlerden birisidir filozof. Felsefe eğitimi gören, hatta felsefe öğretimi ile yükümlü insanlar bile kendilerini filozof nedense Türkiye'de demezler. Bu Türkiye'de düşünmeye karşı bir yabancı histen gelen bir şey. Filozof sözünü aslında mesela filozof... Nasrettin Hoca'ya yakıştırabiliriz. Ben de kendi ölçülerime göre tabii felsefe yapıyorum. Tamam. Güzel. Özkan. Evet, geçen gün Hasan'la ilgili bir, aslında Hasan'ın yazdığı yazı. Bu... Eşek herif senin tipin oluyor değil mi Hasan? Senin hayranların filan, sen bayağı herhalde popülersin. Kaç satıyor mesela şey? Şu anda Hıbrıt herhalde Türkiye'nin en çok satan mizah dergilerinden birisi. İlk önce Gırgır'la başladın değil mi sen Hasan? Evet. Gırgır'a girmen nasıl oldu, sonra Hıbır'a geçmen? Yani Hıbır'a geçmeni herhalde kararı askerde mi verdin? Öyle bir şey. Şimdi duydum. Tabii çok kısa bir şekilde anlatayım. Çocuk yaşlarda klasik bir şekilde başladık çizmeye. Allah vergisi bir yetenek herhalde. Camlara, çerçevelere çizerken babam gitti de buralara çizme, camlar falan inceliyor dedi. Ben buhar tutan camlara çiziyordu. Ben de kendime çizecek başka alanlar aramaya başladım. İşte bu arada Gırgır dergisi tesadüf karşımıza çıktı. Orada başladık. Uzun süreler devam etti. Sağ olsun Oğuz Aral bize çok büyük ustalık yaptı. Evet. Ve bizim bugünlere gelmemize vesile oldu. Fakat bir takım anlaşmazlıklardan dolayı 5 sene önce ayrıldık Gırgır'dan. Hıbır'ı çıkardık. Fakat doğru yoldaymışız ki 5 senedir bunu sürdürüyoruz. Devraldığımız mirası hatasız kusursuz bir şekilde götürdüğümüzü sanıyorum. Evet. Sizin eskiden de Gırgır'da çalışırken zannediyorum mesai arkadaşlarınızdan birkaç tanesi de benim, hatta bizim hepimizin iyi arkadaşıdır. Nuri Kurtçe Bey ile İlban Erten. İlban şimdi Bodrum'da kendine bambaşka bir dünya kurmuş. Oradan karikatürleri yolluyor. Evet. Onlar da aynı tarihlerde zannediyorum, aynı hadiselerle. Ayrıldılar mı? İlban hala Gırgır'da mı yoksa? İlban şu anda bizde çalışıyor. Siz de çalışıyor diye biliyorum ben de. Gırgır'da ayrıca çiziyor mu? Yok, sadece burada çalışıyor. Hasan, şeyi soracağım. Bu eşek herif, şimdi İstanbul'a da bir çeşit ayılar doğdu gibi tabirler geliyor kulağıma. Yani bu adamın kendisi mi ayılık yapıyor, yoksa ayılık yapanlara karşı da bir tepki içinde mi? Şimdi eşek yani herif kaba bir adam mı bu eşek herif, yoksa insancıl bir yanı mı var? Biraz anlatır mısın eşek herifi? Şimdi eşek herif aslında babası mı oğlu mu tam belli değil. Çünkü büyükler küçüklere atfederler. Bir kusur kabahat yaptıklarında vay eşek herif derler. Fakat burada adam daha böyle olumsuz rollere düştüğü için belki o da zaman zaman eşek herif oluyor. Belki de gerçek eşek herif o. Aslında o eşek herifin babası. Geleneksel bir
ev erkeği. Ama fazlaca geleneksel olduğu için bilmiyorum, izliyorsanız farkına varmışsınızdır. Karısı yok, baba oğul birlikte yaşıyorlar. Yani o ana dayanamamış, kaçmış gitmiş. Fakat tabii geniş bir çevre sonuçta çiziyorum. Yani sadece Eşek Herif ve oğlu değil, işte Deli Ziya var, Köylü Mehmet var. Yani İstanbul'da bir kenar mahallede hangi tiplere rastlayacaksak o insanlar var. Bir açıdan da şey yapıyorum, bu tür şeyleri çizmiş olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Çünkü mesela bir deli tipini çizmek aslında özel bir şey ve bu özel bir şeyin bende olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Biz genellikle delileriyle barışık bir milletiz. Yani Avrupa ülkeleri gibi delilerimizi şey yapmıyoruz, hapsetmiyoruz ya da böyle bir takım özel yerlere koymuyoruz. Toplumun içerisinde hatta karikatür kahramanı bile olabiliyorlar. Evet. Şimdi İsmet Bey, size bir şarkı çalacağız. Bakalım bir yerlerden hatırlayacak mısınız sözlerini? Bakalım. Beş yıl önce kadar, beş yıl kadar önce yani bu sözleri şey yapmıştık, rastlamıştık, yani besteledim. Fakat daha ilk dünya premierini yapıyor şu sırada, yani hiçbir yerde çalmışsınız yok. Çünkü bunlar tam pişmeden bir çeşit sağa solu içinde sıraları, şiirinizi katletmemeye çalıştık. Sıraları atlanmıştır ama bir kelime var, onu da sonra konuşacağım sizden. Dikkatli dinleyin. Ağlamadan, dillerim dolaşmadan, yumruğum çözülmeden, gecenin karşısında, şafaktan utanmayı, utandırmadan aşkı, üzerime yüreğimden başka bir muska takmadan, ağlamadan. Belgeler gerekli, kanıtlar, ifadeler, mühür ve imza, peş peşe, kaç gece, yıllarca. Hazırmış zaten duvar, bir yumrukta yıkılmaya, bozulmuş yeminlerin bayrakları altında. Gündelik sözler arasında, bir alkol komasında, yumruğum çözülmeden, gecenin karşısında, haytanın tekiyim ben, bunu bilsin insanlar, ruhumun peşindedir o eski yanlışlıklar. Böyle bir şey. İsmet Özel'in şiirlerinden esinlenerek bir Mazhar Fuat Özkan şarkısı olmuş. Yapmaya gayret ettik. Evet. Tabii bunların... Yani söz değil. Yazarı İsmet Özel değil bunlar. Söz yazarı gene sizsiniz. Değil. Abi, yani şarkı formu başka bir şey oluyor. Mesela şimdi bir alkol komasında diye bir satır geçiyor. Bunu ben ilk çaldığımda bir ahbabımız, genç çocuk, nasıl bunu da hızlı bir tempoyla çaldım yani böyle bir... şey havası da vardı, heyecanlandırıcı. Gitti, ben etkilediğimi zannediyorum. O laftan sözleri kuvvetli geliyor. İçti. Evet. Buna ben şahit oldum. Sonra ben dedim tabii bu hiç yapılmayacak bir şey. Bir aşkın komasında, aşkın da koması olabilir diye düşündüm. Şeyi merak ediyorum. Edip Cansever'le bir olayınız olmuş. O şiir kılavuzunda var Özkan. Küçücük bir şey halinde geçer. Siz o yıllar, o yıllar dediğim sizin bir milattan önce gibi bir şeyiniz var. Yani bir
Gençlik yılları. Gençlik yıllarınız diyelim. Evet. Edip Cansever bir partizan meselesi var. Evet. Partizan yerine Haziran olabilirdi dedi. Demiş ki evet. Ölünce bir partizan gibi ölmeliyim satırını. Ölünce bir Haziran gibi ölmeliyim mi yapacağız yani diyorsunuz siz. Şöyle. Siz bunu kabullendiniz mi? Hayır hayır. Olay şu. Edip Cansever dedi ki bu şiirde ölünce bir partizan gibi ölmeliyim yerine ölünce bir Haziran gibi ölmeliyim deseydin şiirsel anlamda önemli bir değişiklik olmamış olurdu. Siz ne diyorsunuz? Ben de savunuyorum ki estetik ölçülerde Edip Cansever haklıdır. Fakat biz o şiir kurma çabamız içinde partizan kelimesini özellikle seçmiştik. Yani tamam. Şahsım itibariyle. Doğru. Söylüyorum. Hayır ben demin ki bir alkol komasında evet. Öyle bir aşkın evet. Olur. Şeyde de yani o şarkı sözlerinde de benim şiirin bütünlüğü içinde taç yapraklarını açıyorlar ancak bir alkol koması sırasında oranın evet. Ağırlığı bambaşkadır. Tabii. Yani, tabii. Yani bir katletme oluyor ama böyle bir o önümüzde bütünü güzel bir şey var. Mesela ben de Edip Cansever'le aynı fikirdeyim şahsen. Şiir hiçbir şey kaybetmez. Şiir yani hatta Edip Cansever vari oluyor. Ölünce bir Haziran gibi ölmeliyim de evet. Yok. Tabii ben şiir dünyamı mutlaka bir şeyi özellikle vurgulamak için kurdum. Salt, estetik bir kaygım olmadığı için bunun yanı sıra kendime özgü ahlaki bir kaygım olduğu için partizanlığı tercih ederim. Peki partizanlık nedir? Partizanlık taraf tutmak demek. Hep Fransız ben Cohen'in şarkısından evet. Biliyorum. Bir tabii partizanlık. Yani bu 20. yüzyılda özellikle Sovyet devriminden sonra partizan sözü daha çok komünist partisi diğerleri için daha çok silahlı unsurlarına mesela Nazi işgaline karşı direnen partizanlar vardır. İtalyan partizanları vardır gene faşist Mussolini yönetimine karşı direnen. Biraz bu anlamda ıstılahi bir özellik kazanmış. Ama bence partizan yandaş taraftar demektir. Ben hep yandaş ve taraftar olmayı iyi buldum kendime. Bir zaten şeyin yandaşı partiden geliyor galiba. Tabii tabii bir yani, parti. Siz de Fransız edebiyatı okumuşsunuz galiba. Evet. Ben de Sayın Zef mezunuyum. Partizanın tam zannediyorum Fransız'dan gelmiş. Tam çevirisi yandaş, evet. Taraftar. Bir şey soracağım Hasan Bey. Siz karikatür yaparken bir konu seçerek mi karikatür yaparsınız? Yoksa eliniz kalem kendiliğinden mi yani bir doğaçlama, bir ilham kaynağının belirlenmesi gibi bir şeylerle mi çizersiniz? Aynı soruyu sizin şiiriniz için de soracağım. Yani bir konu seçmeye başta evvela bir konu üzerine mi karar verip şey yapıyorsunuz? Hasan önce söylesin. Önce sana yöneltin. İstersen söyle. Sizden sonra. Ne yapıyorsun? Hani böyle girin. Yani kapıda bazen böyle geçemez ya insanlar. Kimse gidemez. O olacak. Teşrif var. Şimdi karikatür konusu seçmek diye bir şey yok aslında. Bir de biz bu işi artık o kadar profesyonel edeyim. Bir şekilde yapıyoruz ki. Yani her hafta üretmek zorundasınız. Yani kapıdan giren birisi bile sizin için bir karikatür konusu olabilir. Yani evet. o kadar hızlı tüketiyoruz ki. Bir örnek vereyim. Mesela bizim oturduğumuz evde fareler çıktı. Küçük fareler. Şimdi bu farelerle nasıl baş edeceğiz? Ben hiç fareyle karşılaşmamıştım çocukluğumdan. Çocukluğumu saymazsak. Apartmanın hayatında fare yok. Şimdi böyle bir evde oturuyoruz. Fareler çıktı. Dediler ki ya kapan al. Fakat kapan bir kapanıyor. Hayvanı paramparça ediyor. İçim el vermedi. Birisi akıl verdi. Dedi ki yapışkan al dedi. Hmm. Bir yapışkan var. Cama sürüyorsun. Fareler şap diye yapışıyor. Fakat o daha da korkunçmuş. Onu korkunç daha sonra anladım. Biz bunları şey yaptık. Sürdük. Evin belli yerlerine koyduk. Aşağı indim ben işte. Sonra yukarıdan ciyak diye bir ses geldi. Bir çıktım baktım benim oğlan yakalanmış.
ayağında şey basmış yapışkanın üstüne. Ben ulan dedim işte manyak mısın, işte önüne baksana hıyar herif falan diye böyle kızarken birdenbire baktım ki ben de yakalanmışım şeye. Yapışkana ben de yakalanmışım. Koca koca herifler yakalandığına göre fareler haydi yakalanıyor. Neyse mesela o benim için bir şey oldu. Temel bir konu oldu. Bir konu oldu. Oradan bir şeyler çıkardık, yaptıydık. Aslında aynen çizseniz bile matrak bir olay. Doğru. Bana gelince ben gariptir. Şiirlerimin adını koyarım önce. Şu anda yazılmamış ve adları hazır şiirlerim var. Şiirlerimin adıyla sanki yoğunlaşacağım bölgeyi tespit ederim. Yani ben o alanda teksif olacağım. O hazırlık vardır bende ve şiir sonradan kendini yazdırır. Yani ben bu yani temel görüşlerimden birisidir. Hiçbir zaman bir şiiri yazmazsınız. Şiir gelirse. Yani bu ilham anlamında değil. Şiir bir bakıma şu böyle kurşun kalemle karaladığınız zaman alttan bir şekil çıkar ya. Hani böyle boyama kitapları vardır. Evet. Aslında bir desen şey yapılmıştır. Gizlice basılmıştır. Siz kurşun kalemle orayı karalarsanız daha belirgin bir şekil çıkar. Şiir çalışması biraz öyledir benim için. Yani o kadar çok şeyi yoklarsınız, o kadar çok şeye el atarsınız ki o arada şiir olanlar kendini su yüzüne çıkarır. Evet. Bir şeye Hasan'ın söylediklerinden bir tane söze itiraz edeceğim. Biz diyor koca koca adamlar yakalandığımıza göre fareler haydi haydi yakalanır. Çok yanlış. Fareler kolay kolay kapana sılmazlar. Tutulmazlar. Hatta Rattus Norvegicus diye bir fare türü varmış. İşte o Norveç fareleri. Onları hiçbir şekilde yakalamak mümkün değilmiş. Çünkü fareler yabancı nesnelere karşı son derece duyarlıymışlar. Eğer bir şey olması gereken yerde değilse kesinlikle yaklaşmazlarmış. Enteresan bu. Kapana yakalanan fareler fare toplumu tarafından hor görülmüş. Asosyal, dejenere unsurlarmış. Yani çok enteresan. Çok enteresan. Fareler bizden çok daha tutucu o bakımdan. Aslında bu dediğiniz cins fare için geçerli olabilir ama öyle namussuz bir şey icat etmişler ki ne kokusu var, ne rengi var, ne bir şeysi var. Yani şu bulunduğunuz yerle aynı şey insan dediğim gibi şak diye yakalanıyor. Ben ayetten habersiz. Camın üstüne, fare, camın, evet, camın üstüne koyuyorsunuz. Kokusu yok, zehirsiz, hiçbir şeysiz yani. Garip bir tabaka böyle şak diye yakalanıyor. Çok da korkunç ölüyor hayvanlar. Evet. Siz farelerden bahsederken aklıma benim örümcekler geldi. Mesela örümcekler ve karıncalar da çok akıllı hayvanlar. TRT'de ben bir şey seyretmiştim, bir belgesel. Hayatımda mesela bir sürü kitap okuduğum, bir sürü film seyrettiğim, hiç bu kadar etkilendiğim bir şey hatırlamıyorum. Bir örümcek cinsi kement atarak yakalıyordu böcekleri. Böyle kement gibi savuruyor. Tükürüğünü. Yakalıyor şeyini, tükürüğünü, o ağını. Şık şık yakalıyor. Bir örümcek cinsi kendini toprağın altına gömüyor. Elini ağaç gibi dışarı çıkarıyor. Böyle bir dal şey veriyor. Oradan gariban bu böcek şık 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 gelirken hop bir yakalıyor. Haydi aşağı çekiyor. Bir güzel yiyor. Bir tane daha vardı. Bu artık olamaz dedim. Hırsız örümcek diye bir örümcek. Ya bunları da çekmişler, nasıl çektilerse bilmiyorum. Hırsız örümcek abi bir örümcek böceği yakalıyor. Yuvasında paketliyor bir güzel. Koyuyor kenara. Uyuyor. Hırsız örümcek öteki örümceğin ağına geliyor. Ağını hiç sarsmadan. Yani imkansız sarsılması. Böyle ayaklarının ucuna basa tık 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 geliyor. Yanına kadar gidiyor. O böceği alıyor. Kaçıyor gidiyor. Kaçtıktan sonra ötekinin haberi oluyor. Yani mümkün değil böyle bir şey. Hasan, yani böceklerin... Evet, böcekten dedik de senin hayatında ciddi bir değişiklik oldu galiba son dönem. Evet. Ve özel bir TV'de de devamlı böyle bir Hasan Kaçan hidayete erdi. Evet. Durumu çıktı. Nedir bu olay ya? Vallahi yakında da kapanacağım herhalde. Şöyle çok güzel bir yazın var. Yukarıda konuştuk onu. Baban çok güzel bir cevap vermiş ona. Şimdi amcam telefon etmiş. Ha. Ben bir işte röportaj yaptım son günlerde. İslam'a daha uygun yaşama gibi bir çabanın içerisindeyim.
Fakat haftalık haber dergilerinden birisi bunu televizyondaki spot reklamlarında Hasan Kaçan hidayet erdi, Hasan Kaçan hidayet erdi gibi böyle ben birdenbire kafama bir şey düştü de ben hemen hidayet edeyim falan demişim gibi bizim komşu akrabalar falan bile telaşlandılar. Bugün Türkiye'deki zannediyorum %90 şeyin nüfusun %90'ı zaten böyledir. Gelişmiş yoksulluğu biraz açıklar mısınız? Şimdi gerçek yoksulluk dediğimiz şey bazı yaşama imkanlarından yoksunluğu içinde barındırıyordu. Yani insanlar daha az yiyorlar, daha kötü giyiniyorlar vesaireydi. Şimdi gelir grupları arasında çok büyük uçurumlar var. Yoksul diyebildiğimiz insanlar daha kötü yedikleri, daha kötü giydikleri için yoksul değiller. Evet. Daha dar imkanları kullandıkları, hatta daha kötüsü şu, aynı şeyin çok kalitesizini kullandıkları için yoksul sayılıyorlar. Burada demek ki bir ruhsal yoksulluk başlıyor. Yani bu gelişmiş yoksullukta telefonlu, şofbenli bir yoksulluk bu. Evet, o da pardon lafınızı kestim, evet. Hırdavat medeniyetini mi ortaya çıkıyor? tabii yani evet, öyle bir hırdavat medeniyeti içindeyiz. Ama şunu anlatmak istiyorum. Eskiden yoksul için güvenilir bir nokta vardı, o da şu. Azıcık aşım, ağrısız başım derlerdi. Şimdi azıcık aşınız varsa başınız daha çok ağrıyor. Yani gelişmiş yoksullukta yoksulluk ruhsal bir problem yaratıyor. Eskiden tam tersine yoksulluk bir bakıma ruhsal problemleri... İnsan kaderine razı oluyordu çünkü evet. O zaman. Şimdi gelişmiş o toplumun içinde onlara ulaşamamışlık yani o şeylere sahip olamamak evet. Dediğiniz gibi bir şofben bir telefon daha acı veriyor. Bir de şunu düşünün ki ulaşmak istenilen şey değerli değil. Yani evet. Acının katmerli oluşunu düşünün. Yani yani hatırlarsınız bir İngilizce şarkı vardı bir zamanlar. Tanrım bana bir renkli televizyon gönder. Yani. Color TV. Evet. Babam Hakkı. Evet. Şimdi bu şeylere bahsetmişsiniz. Biz de hala diyorsunuz küvete oturulur. Hakikaten de öyle oluyor. Ondan sonra... Kültür farkı değil mi? Kültür farkı. Seyahatnamelerde yabancılar gelmişler, hep şikayet etmişler ki saat kuleleri yok memlekette diye. Bunun sebebi de... Çünkü beş vakit namazı, ezan okunuyor bu ülkede. Yani Batı kent düzeninde saat kulesi bir sosyal yere oturuyor. Yani bir ihtiyacı görüyor. Çünkü insanlar... En görünür yerdeki saate bakıp vakti ayarlıyorlar. İsmet Bey, sizden bir ricam var. Estağfurullah. Bu kadar konuşmanın üstüne sizin şu şiirlerinizden bir tanesini rica edebilir miyiz? Bu kadar. Tabii şiir okumam. Aslında ben biliyor musunuz? Benden şiir okunmasını istediği zaman hiç yerine getirmem. Öyle mi? Ama burada bulunuşum şiir okumamı gerektiriyor. Onu anlayarak geldim. Yani peşin olarak. Bütün bu yarı politik, yarı sosyal dalgalanmalarla ilgili konulardan biraz uzaklaşalım. Benim çok gençlik yıllarımda yazdığım bir şiir. Kuşun Ölümü. Kuş damdan düşünce sarışın bir yürüyüşüdür artık ölümün. Bir yağmurdur açılan kuraklığa, bir yağmurdur kulübesi nisandan ve onun ayaklarına dolanan o gökyüzü kansız yüzleridir dili kuşların, kuş düşünce damdan. Kuş düşünce damdan, kızlar saçlarıyla ölümü düşünürler. Uzun bacaklı tanrılar koşuşur sokaklarda. Kuş öldü, herkes mi arıyor, gençlik mi yürüyor herkese ve mi arıyor onun gözlerini satılan çarşılarda. Kuş öldü. Kanadının altındaki o yara. Yağmur.
Ya gördünüz mü? Olur. İyi olur. Ki can... Devam. Kuş öldü. Kanadının altındaki o yara yağmurun karanlığını getiriyor geceye. Yağmurun ırmaklarını getiriyor geceye. Kuş öldü. Küçücük bir yorgunluktu ölmeden önce. Çok teşekkürler. Olacak mı? Burayı yaparsınız değil mi? Burada. Tabii. Olarak bizler kendimizi özelliklerimizden vazgeçemiyoruz. Vazgeçmemiz mümkün değil. Yani uzun köklü diyorsunuz, değişmeler yaşanmasına rağmen hala kararsızdır toplum diyorsunuz. Ondan sonra Hasan Bey de böyle düşünüyor. Türkiye'de birçok Türkiye var. Senin Türkiye'nle benim aynı ülke değil. Çünkü senin bu ülkede değerli, korunmaya layık saydıklarını ben zararlı ve değiştirilmesi gerekli görüyorum. Benim vazgeçilmez kabul ettiğim birçok özelliği sen vazgeçilmezse mahvımıza sebep diye görüyorsun. Bütün bunlara rağmen ikimiz de ister istemez biliyoruz ki bu ülkedeyiz. Hatta bu ülkede olmaksızın biz olamayız. En azından diyorsunuz şimdi. Evet. Yani bir kere tabii ülkemizi kabul etmemiz lazım. Anlaşamayan bir taraf var diyorsunuz. Ve bu iş ne olacak diyoruz biz. Biz evet. Anladım. İsterseniz bir şarkı söyleyip hafifletelim. Neden yapıyoruz? Sen ve ben aynı şeyleri düşünürken aynı şeylere üzülüp aynı şeylere sevinirken sen ve ben anlaşamadık gitti sonunda bitti. Resmin kalsın yeter. Ben hala yalnız ve çılgınlar gibi. Ben hala yalnız ve çılgın. Bu gemi nereye nereye gider? Kimler iner kimler biner? Sen ve ben aynı şeyleri düşünürken aynı şeylere üzülüp aynı şeylere sevinirken sen ve ben anlaşamadık. Hasan nasıl soracağım? Hasan diyor ki vallahi diyor en diyor kıyak dönemimdim diyor. İstersen bütün diyor şeylerden faydalanabilecektim diyorsunuz. Yani bütün sistemin bana sunduğu her şeyden faydalanabilecek durumdayken ve ciddi bir sıçrama yapıp mesela bu sıçrama hani şeyin müdürü bilmem ne başı özel bir şey bir sınıf değişikliği çıkartma. Yani son sınıf değişikliği. Yapıp tepelere ulaşabilirdim ama hepsini reddediyorum diyorsunuz. Şimdi ben insanların da kafalarında... Yani insanı reddetmesi gerektirecek kadar baskı mı var yani? Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben şu andaki yaşantımdan memnunum. Bundan daha fazlasının zedeleyici olabileceğini düşünüyorum. Daha fazla para kazanmaktan, daha üst bir mevkiye gelmekten korkuyorum açıkçası. Çünkü sonuçta insanın nefsiyle mücadelesi ölene kadar bitmiyor. Bu benim için yeterli. Ayrıca günlük uğraşılarımdan kafamı kaldırıp baktığımda da böyle bir şey yapmamam gerektiğini anladım zaten. Her akıllı insanın da
büyük konuşmak gibi olmasın ama böyle düşüneceğinden kafasını kaldırıp baktığında eminim. Çok bir sürü komik karikatürler çiziyorum ama sonuçta burada ciddi olmak durumundayım. Karikatürlerim de komiklik maalesef. Çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Bugün insanlar kafalarını kaldırıp etraflarına baktığında Bosna Hersek'i görebilirler. Bosna Hersek'te de müzik grupları, bizim gibi talk show'lar vardı. Bosna Hersek'te de jet sosyete vardı. Geceleri havuza atlayan insanlar elbiseleriyle. Orada da vardı. Bosnalıların da çok meşhur futbolcuları vardı. Onların da deterjancı Ayşe teyzeleri vardı. Onların da televizyon reklamları vardı. Onların da son model arabaları, katları, yatları, gökdelenleri, ikiz gökdelenleri hepsi vardı. Şu anda hiçbir şey yok. Ve bu çok kısa bir zaman dilimi içerisinde yok oldu. İnsanlar kendilerindeki her şeyin de çok kısa sürede yok olabileceğini bir an bence düşünmeliler. Sen bunu çok samimi bir şekilde, en güzel tarafı o dergide gördüm. Açtın yani ve çok samimisin. Bütün yani bu kadar samimi olabilir. Başka bir şey diyemeyeceğim. Buna Dolapdere'de de ayrıca eski semtin, orada oturuyordun. Oradan bir sürü hikaye de herhalde aldın mesleğin için. Oradakiler nasıl karşıladı? Diğer Aydın diyeceğimiz asıl sizin çizer yazarla arkadaşlar nasıl karşıladı? Şimdi işin komik tarafı Dolapdere'deki arkadaşlarım böyle bir şeye neden oldu desem. Ben sık sık Dolapdere'ye biraz gidiyorum. İşte bu arkadaşlarımla Dolapdere yani biz de biliyoruz. Şimdi, ama o kadar senin. Dolapdere aslında çok eskiden bütün insan bütün kültürlerin bir arada yaşadığı bir yerdi. Yani Rumlar, Ermeniler, Türkler, Kürtler, Süryaniler, Çingeneler herkes bir aradaydı. Sonra yavaş yavaş o insanlar yok oldular. Ama hala orada zengin bir kültür kaldı. Bir şeydir sonuçta, bir aşağısıdır yani yukarısı değildir kesinlikle. Ve o aşağısının zenginliğine, kültür zenginliğine sahiptir. Biz böyle bir yerden şey yaptık, yetiştik ve hala da Dolapdere'ye arkadaşlarımı görmeye giderim. Yani oradan terimler alıyor musun? Mesela biz biraz kendi bildiklerimizden bile ben tabii lügat karıştırdım. Tam o işin göbeğinde yaşamıyoruz. Anında görüntü diye bu işi yapmıştık. Sizin mizah işlerine yatkındır o Ali Desidero filan hikayeleri. Evet, o... Sonra bir daha yapmadık. Sonra çocuk meşhur oldu. O da bizim mahalleden. Öyle Yıldırım mi? Benim arkadaşım. Yani hepsi bizim mahallede çocuklar zaten meşhur oldu. Ben onları argo diye ilk önce çocuklara, çünkü bizim küçük çocuklar da çarklarımızı ezberliyorlar. Acaba kötü örnek falan dedik. Sonra dilin zenginliği dedik bu yani. Evet, onlar da kendilerini bir tür ifade ediyorlar. Başka türlü konuşamazlar. Bir de bazı durumlar var ki hakikaten konuşamazsınız. Çünkü orada kumarbazlar da var. Camda kumarbazların özel bir dili olmak zorunda. Evet. Çünkü birbirlerine bir şeyler söyleyecekler. Biri diyor kulak diyor, öbürü omuz hareketi yapıyor. Biri yanağını şişiyor. Bu arada aklıma gelmişken böyle şeyde ulvi konulardan bahsederken çok güzel bir laf aklıma geldi. Bir büyüğümüzün söylediği. Beni çok etkilemiştir. Dedi ki insan olmayanın Müslüman olmaya hakkı yoktur. Bu laf bende çok önemli bir şey yaptı. Tabii. Çünkü insan gerçek önce, insan olmanın vasfını taşımaktan bahsediyor. Doğru. Yani siz gerçek bir insan nasıl olur? Evvela onu kendi bünyenizde, kendi bünyenizde hazmedin, sonra Müslüman olursunuz diyor. Bu laf benim çok hoşuma gitti. Evet. İnsan olmak ya öyle. İnsan olmak demek ki çok zor bir iş yani. Orhan Gence bu. Onun üzerine Müslüman olmuyor. Evet. Doğru yani, çok güzel bir laf hakikaten. Anında görüntü mü dedin sen? Dolapdere'lere bir şarkı söyleyelim Hasan'ın. Evet, arkadaşlarıma da. Arkadaşlarına evet. Ritimli olsaydı daha da güzel olacaktı. Mesela. Çalacaktık. Nasıl yapacağız bunu da ritimsiz? Ya bilmiyorum. Kafası dinden kıyak, kendisi affili delikanlı, işi gücü hır çıkartmak. Gene sinemada çıngar çıkartmış, haşat olacakmış az daha salak. Paçosun öteki yanına oturmuş, kafasını bozacak. Sap sap oturmuş gaconun teki, hadisi çıkacak besbelli. Başlıyor laf atışmalar derken, o ne alttan? Bir gölge iskele oluyor yandan.
diyor bizimkisi. Bize de mi lala lan diyor, basıyor narayı iyi mi? Zilli karıyla haybecisi uzuyor aynen volta. Filmin sevki de kaçıyor zaten, çıkıyor bir yerde bir tek atıyor. Raconlardan bıkmış artık, zaten haybeden yaşıyor. Kızamıyorum abi, adamım benim, kıyak çocuktur, severim hani, bırak takılsın herkes gibi, harbi çocuktur, severim hani, hiç hani 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 anında görüntü. Normal bir işte de çalışmış, ayak işine alıştırmıştır. Almış mangırı ay sonunda, gitmiş kumara yatırmış. Fıttıracaksın lan en sonunda, alengirli bir laf et bari. Yediniz lan beni benden paso de, kumar yüzünden her gün terso. Hiç terso, hiç terso. Rüyasında sabaha karşı mahalleden üç tufacı sevdiği kızı asılıyorlar. Yollarını kesiyor, destur çekiyor, geriliyorlar. Çağnoz gibi gazdalan diyor bir tanesine katakofti. İskele olma neydi, faka basar mı kaçın kurası. Bayram etmiş yakayı bağrı, keriz diyor kıza kafadan kontak. Maksat yine hiç çıkartmak, bir tokat kıza 2.80. İcabında kıyak yapıyor, öbür herif buna bir madik atıyor. Çekiyor bıçağı, takıyor bacağı, oradan çekiyor, façasını bozuyor. Bizimki sokayı yutuyor, iyi mi? Hiç hani 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 anında görüntü. Tamam. Hiç hani hani hiç hani 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 hiç hani 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 hiç hani hiç hani 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 hiç hani. Sensizliği bitmedi gecelerimizin, farkına varamadım rütbelerimizin. Dervişler devran ederken gecelerde, ben toy bir mehtap, kelimeler birer varsayım. Ana yalnızlar garındayım, ana yalnızlar garındayım. Evden sokağa zorlanmış kızgınlıklarım, ne hele kurbanım, ne olacak alım. Çocuklarım karım, kağıt kalem gitarım için onca çileye dayandım. Ana yalnızlar garındayım, ana yalnızlar garındayım, ana yalnızlar garındayım. Sensizliği bitmedi gecelerimizin, farkına varamadım aile çay bahçelerinin. Radyasyon bulutları geçti gecelerden, ben toy bir mehtap, kelimeler birer varsayım. Ana yalnızlar garındayım, ana yalnızlar garındayım. Sinan buna klip yapacak, sen güzel. Çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi çünkü hep müzisyen arkadaşları davet ediyoruz. Bir mizah, çizer, karikatürcü ve bir şairi konuk etmekten çok mutlu olduk. Geldiğiniz için çok teşekkürler. Teşekkür arkadaşlardan tekrar özür dileriz. Güller güllerimize tane tane damlarken, diyorum neden olmasın, siz de geçiniz. Geçiniz, geçiniz. Üstelik tam zamanında geldiniz. Az önce, biraz sonra ve şimdi.
boşluğu, şu gördüğünüz gibi.